Biz seni yalnız bırakalım artık. Biraz dinlen. Evet, aynen. Yeterince korktum zaten. Çok korktum. Neyse ki bebeğe bir şey olmadı. Ay çok doğru söylüyorsun Nilcim. Allah'a çok şükürler olsun. Cana geleceğine mala gelsin tabii ama. Gitti onca para, mücevher hepsi gitti valla. E haydan gelen kuya gitti diyelim o zaman Esen'e. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Çok teşekkür ederim canım benim. İhsan, biraz yanıma gelip oturur musun? Hadi dinlen sen rahat rahat. Uçtu o kadar para ya. Allah'tan mücevherler çantamda. Burada ne işin var İhsan? Konuşmak istiyorum. Olmaz. Serra gelecek birazdan. Rezil oluruz. Çok kısa konuşup hemen gideceğim. Nilcim. Olmaz İhsan. Bizden bir hafta olmaz. Biz çok geç kaldık. Ama... Aması falan yok. Hem baba da oluyorsun. Hiç açma o konuyu. Konu açık seçik ortada zaten. Ben söylemişim çok mu? Hayatta bazen kadere karşı gelip direnip mücadele etmek gerekir. Bazen de boyun eğersin olan. Kabul etmekten başka çare yoktur çünkü. Bizimkisi boyun eğilen hikayeler Deniz. Elimizden bir şey gelmez, kabul et bunu. Bırakma beni Nilgün. Bırakma beni. Sen lütfen git. Yine benden nefret ediyorsun değil mi? Neden Selim'i bu kadar kıskanıyorsun Burak? Serra. Yani aldığı ufacık bir nottan bile irrite olacak kadar neden nefret ediyorsun? Yani tamam ben kabul ediyorum. İğrenç bir insan. En azından bunun farkındasın. Serra. Ne var Selim'de bu kadar sevecek? Hayır, gerçekten söyle ben. Çünkü çok merak ediyorum yani. Selim'de olan ve bende olmayan şey ne? Şu yaptığın en son hareket anlatıyor zaten her şeyi. Selim sana bu kötülüğü asla yapmazdı. İşte aranızdaki fark bu. Selim'in gerçek yüzünü bilmiyorsun. Sen daha gerçek Selim'i görmedin Serra. Neymiş Selim'in gerçek yüzü? Anlat, ben de bileyim. Ben anlatsam sen inanmayacaksın. Şahit olman lazım, kendin görmen lazım. Belki o zaman sen bile korkacaksın Selim'e, bir daha yaklaşmak istemeyeceksin. Göster o zaman Burak, ispatla. İspatlayayım.
Taksi. Tam üstüne. Nereye gidiyoruz? Selim'in gerçek yüzünü görmeye gidiyoruz. Hadi. Getirdin beni buraya. Sen Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum demedin mi? Dedim. Burası ne alaka? Burası. Burası Selim'in dünyası. Sığınağı. Bunu hepimiz biliriz ama hiçbirimiz konuşmayız, dile getirmeyiz, yokmuş gibi davranırız. Serra. Eğer ki sen Selim'in hayatına girmek istiyorsan, onun bu gizli dünyasını kabul etmek zorundasın. Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum şu an. Çantamı aldın mı? Aldım, aldım. Her şeyini aldım. Gel. Yavaşça. Gel şöyle. Yavaşça. Açtım, açtım, açtım. Gel. Biricik, Serra ile Burak'a sen mi haber verdin? Ne işleri var burada? Hayır tabii ki de. Ben söylemedim. Söyler miyim hiç? Gel. Gel. Geç şöyle, gel.
Zaten sen de görmen gerekeni gördün. Burak, ne oluyor? Sen dedin ki ben Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum. Ait olduğu dünyayı görmek istiyorum dedin. Gördün. Bu kadar. Ya Burak, saçmalama. Selim'in ne işi var burada diyorum. Serra, Selim böyle bir insan işte. Selim birisine kızdığında, Selim sinirlendiğinde, Selim üzüldüğünde bu şekilde rahatlıyor. Birilerini döverek mi? Aynen öyle. Birilerini ölesiye döverek ya da ölene kadar dayak yiyerek. Ya bu hastalıklı bir durum. Kimse görmüyor mu? Ailesi... Ya tamam. Ama şu anda biz bunu burada mı konuşacağız? Gidelim konuşuruz yine. Ya Biricik. Biricik'in ne işi var burada? Biricik buradaki adamlara, buranın adamlarına para yediriyor. Yani ters bir şey olduğunda, Selim'e bir şey olduğunda çat diye hemen Biricik'e haber veriyorlar. Biricik de geliyor, bu enkazı buradan alıyor ve gidiyor demin olduğu gibi. Serra, Selim'i her haliyle kabul eden tek insan Biricik. Biricik Selim'i değiştirmeye çalışmaz. Biricik Selim'i defolarıyla kabul eder, kabullenir. Selim de zaten bunu bildiği için asla Biricik'ten vazgeçmez. Selim, bak böyle olmaz. Gel bir acile falan gidelim, şu kaburgana baktıralım. İstemiyorum. Ya yapma şöyle. Geçen sefer de aynısı oldu. Az kalsın hiç kanamadan. Biricik uzatma. İyiyim, teşekkür ederim. Serra, benim bu halimi de gördükten sonra artık beni hiç istemez. Nasıl baktı, gördün mü? Sanki deli gömleği giymiş bir yabancıya bakar gibiydi. Şaşırmış, korkmuş. Neyse. Sen şimdi düşünme bunları. Şimdi eve gidelim. Sen güzel bir duş alırsın. Sonra ben sana ağrı kesici falan veririm. Pansumanını yapalım. Böyle birkaç saat uyudun mu kendine gelirsin. Hiçbir şeyin kalmaz. Sağ ol. Niçin? Beni bırakmadığın için. İnsan sevdiğini bırakır mı hiç Selim? Dövüştüğünü hep biliyordunuz yani. Biliyorduk. Hatta bir iki kere biz Selim'le konuşmaya da çalıştık. Ama her seferinde sinirlendi, kızdı, konuşmak istemedi. Ya biz de bir yerden sonra vazgeçtik, saldık. Biricik vazgeçmemiş ama. Biricik bu. Söz konusu Selim olduğunda asla pes etmez, sonuna kadar savaşır. Hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yarın öbür gün siz Selim'le barışsanız, ne bileyim böyle çoluğa çocuğa falan karışsanız... Biricik yine de bırakmaz Selim'in peşini. Vay be. Ne aşkmış arkadaş. Aşk. Aşk değil aslında. Yani daha çok hastalık gibi. Selim Kutlusoy hastalığı. Tedavisi var mı? Yok. Olsa da zaten Biricik kabul eder mi? Etmez.
oldu yavrum? Ne oldu? Selam. Canım benim, niye korktun? Ne oldu sana? Rüyamda abimi gördüm. Ya. Keşke benim de rüyalarıma girse mis kokulu oldu. Nasıl gördün? Hayır olsun. Anlat bakayım. Elif'in beni bıraktığı gibi sakın sen Selim'i bırakma dedim. Eğer çok seviyorsan, eğer ayrılmanız bu kadar canını yakıyorsa sakın peşini bırak. Sonuna kadar git sevme. Düşeceksen de düş. Üzül, ağla. Ama kafanda ve kalbinde kesin bittiğinden emin olmadan asla vazgeçme çocuğum. Ah ya, bunları sen mi söylüyorsun? Anne. Ben Selim'e deli gibi aşık olmaktan, çok bağlanmaktan korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Allah Allah. Aşktan korkuyor musun hiç? Ben Selim'e bağlanıp tutunduğumda ya benden sıkılırsa? Erkan Yılmaz'ın seni bıraktığı gibi Selim de beni bırakırsa. Mesela Hacım, sen hayatına giren herkesi babanın yaşattıklarıyla tartıp değerlendirirsen olmaz ki. Bak, eğer benim yaşıma geldiğinde keşke aşkın uğruna daha çok çaba sarf etseydim demek istemiyorsan savaşacaksın. Şimdi savaşacaksın. Peşini bırakmayacaksın. Yaralanmaktan korkmayacaksınız. Yaralar bir şekilde iyileşiyor. Ama pişmanlık geçmiyor. Çok acıtıyor seni. Yavaş yavaş dur. Çok fena dayak yemişim ya. Aa, sen bir de karşı tarafa görecektin. Behçet abim mi haber verdi geldi? Hı hı. O arada ben de atladım geldim tabii hemen. Çok korktum sana bir şey oldu diye. Korkma, kötüye bir şey olmaz. Bu filmin kötü kahramanı benim diyorsun yani, öyle mi? Yani. Sen bir de bana kahvaltı mı hazırladın? Evet. Sevdiğin her şey bu tepside. Biricik. Hı. Benimle alakalı bilmediğin bir şey var mı? Düşüneyim. Hayır. Yok. Seni senden daha iyi tanıyorum Selim Kutlusay. İddialıyım diyorsun yani. Yani iddia demeyelim. Ne diyelim peki? Seni çok iyi tanıyorum. Seninle büyüdüm. Seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Bazen kendime kızıyorum. Yeter diyorum, abartma, bu kadar da olmaz. Seni gerçekten sevebilecek birini hak ediyorsun, biliyorsun değil mi? Neyi hak ettiğimi umurumda bile değil. Ne istediğimi biliyor olmak yetiyor bana.
Biliyorum. Şu an aklım Zerra'dan. Beni değil. Onu istiyorsun biliyorum. Ama ben istemiyorum. Acaba sen... seni istememesi için ilişkinizi sabote falan mı ediyorsun? Korkuyorum Biricik. Serra'yı incitmekten korkuyorum. Zaten defolarımı gördükçe zamanla benden uzaklaşacak biliyorum. Yol yakın kendine iyiyim diyorsun öyle mi? Onun gibi bir şey işte. Ben Serra'nın yerinde olsaydım senden asla vazgeçmezdim. Hiç pes etmezdim. İlişkimizi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Ama ben Serra değilim işte. Neyse. Hadi kalk. Kahvaltını yap.